gördük ama yani nokta halinde falan görebilirsiniz şu anda. Maalesef ki kameram onu zoomlayamıyor. Evet, çok güzel ama ya, bakar mısınız? Dehşet güzel. Avlanıyor şu anda. Havada süzülüyor. Gözükmüyor maalesef ki. Evet, biz böyle köyleri dolaşa dolaşa şu anda bak, öyle bak, gidiyoruz. Bak, bak yakına geldi. Of. Azıcık motor da soğusun, yandı ya. Üf. Daha yanıyor yani. Evet. Böyle köylerden dolaşa dolaşa biraz gideceğiz. Denize gireceğiz. Bir yerde, sakin bir yerde. Kimsenin olmadığı bir yer diye umuyoruz. Ondan sonra da evimize döneceğiz. Evet. Ama inanılmaz sıcak. Çok sıcak. Asfalta yapıştık yani şu anda. Aynen. Böcük gibi olduk. Biraz ara verdik şimdi. Katıralan köyündeyiz. Burası da Katıralan köyü. Böyle işte bu İzmir, Ege, Dikili, Bademli taraftaki köylerden geçe geçe gidiyoruz. Evet arkadaşlar, hep soruyorsunuz. Bir iki arkadaş sormuş. O sigaranı çekersen seni çekeceğim. Bir iki arkadaş sormuştu. Hep soruyordunuz. İşte karavanda bir elektrikli bisiklet iyi olur ya da işte var mı diye. Biz de size tanıtacağımızı söylemiştik. Bu da bizim nacizane karavanımızın motosikleti. Bu da 1991 model bir Honda XL 125 185S. Bu gördüğünüz motoru da komple ben revize ettim. 91 model bu motosiklet. Ama komple yeniledim onu ben. Şu anda her şeyle yeni bir motosiklet kadar rahat ve kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Bu da bizim karavanımızın motosikleti arkadaşlar. Şimdi bizim aracımız büyük olduğu için biz normalde de bize bir de şöyle bir soru gelmiş, siz gezmiyor musunuz diye. Biz tabii ki de geziyoruz. Ama biz YouTube kanalını daha çok yeni açtığımız için önceki gezilerimizi tabii kaydetmedik. Aynen, kaydetmedik. Bir de böyle şöyle bir şey oldu. Geçen sene ben hamileydim. Riskli bir hamilelik. Üçüncü çocuğum hamileydim. Evet. Full kamp şeklinde geçirdik. Bu sene korona var. Aslında rotamızı çizdik gibi gitmek istiyoruz. Ama nasıl olacak? Şu an kapılar açık değil. Hiçbir şey belli değil. Gittiğimiz yerlerde de ben korkuyorum şu an. Bilmiyorum ama. Korona var. Artı tabii korona olduğu için mali sıkıntılar da var. Yani. Önce onları çözmemiz lazım. Aynen. Onları çözersek ve atıyorum korona biraz daha rahatlarsa, ki rahatlayacağını düşünmüyorum ama hani biz gezeceğiz, pek kimseyle şeyimiz çok olmaz diye düşünüyorum. O şekilde olursa neyimiz? Yani sosyal mesafemiz kısıtlı tutarsak karavan o açıdan daha rahat. Evet, tabii. Daha rahat. Öyle olursa çok daha rahat gezeriz diye düşünüyorum. Evet, biz karavanla gezerken de bizim aracımız büyük olduğu için çoğu yere zaman park edip motorla geziyoruz. Evet. Alanın diğer kalan kısımlarını, yani gittiğimiz yerin detaylı yerlerine girip çıkmaya motosiklet daha uygun oluyor. Motosikletle bir günlük kendimize bir çanta hazırlıyoruz. Dağ, bayır, çayır geziyoruz yani. Aynen öyle. Her yerine girip çıkıyoruz. Girilmeyecek, çıkılmayacak yerlerine bile girip çıkıyoruz. Çok daha rahat oluyor. Çok daha rahat oluyor. O yüzden motosiklet tabii ki tercihimiz oluyor. Akşama da eve dönüyormuş gibi karavana dönüp bazen dönmüyoruz. Bazen dönmemiz oluyor. Evet. O da oluyor. Önceki yani gezilerimizden görüntüler bulabilirsem sizinle paylaşacağım. Çadır attığımız zamanlar var. Çocukla, tek çocuktu tabii o zaman. Şimdi 3 çocuk. Yani geliştireceğiz, ona göre yapacağız yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi yola devam. Yola devam. Hadi bakalım. Sizi Karagöl'e götüreceğiz. Evet. Karagöl'e gider diyor. Oraya gideceğiz sizin için. Video çekeceğiz oradan. Ama ben yanlış girdim galiba. Olsun, gez. Hazır bize sen girmişken şöyle köyü biraz gezdirelim. Hop.
ben de aldığınız kumları size tarif edebilsek ya da size aynı kumları aldırabilsek keşke. Çam, çekik, indiba, hepsi birbirine karışmış vaziyette. Alıyorsundur değil mi? Alıyorsundur. Evet, geldik. Şu an saklı bir cennete getiriyoruz. Sanki böyle İspanya kasabaları gibi. Bakın. Motoru nereye bıraksak? Aşağı mı bıraksak? Aşağı mı? Tamam, aşağı bırakalım. Rahatsız olmasınlar. Yok. Bir araba var. Size özel bir yere getirdik. Cennetin bekçilerisiniz siz. Burada. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, şu anda bu gördüğünüz koy Ege'de çok nadir, çok saklı, gizli bir cennet. Buranın adı Küçük Zindancı. Muhteşemdir. Çok dolmasınlar. Yok, dolmazlar. Yerini tarif etmiyoruz, sadece gösteriyoruz. Böyle nadide evleri var. Ama tabii evlerin içinden giriyorsunuz buraya. Evet, başka giriş yok. İspanya'da bir köye geldik. Burası İspanya. Hadi geç. Bu teyze de İspanyol. Ola teyze. Ola teyze. Evet, bizi kabul ettiler sağ olsunlar. Evet, bizi kabul ettiler. Burası özel bir mülk. Herkes giremiyor. Bakın. Harika görünüyor. Ben seni çektiğini göremiyorum güneşten. Çektiğini göremiyor musun? Ya orada nereden balız yapıyorlar galiba. Şurası açıklık bak. Hiç fark etmez bir yere. Nereye koyalım? Şöyle bu taraf daha sakin. Bak duvara koyalım. Nasıl? Harika. Zaten siz de görüyorsunuz, deniz mükemmel. Burası dediğim gibi Ege'de çok nadir bir yer. Çok çok nadir bir yer. Böyle özel, kapalı, tamamıyla izole ve cennet gibi. Özellikle sabah ve öğleden sonraya kadar burada kımıldama bile olmaz. Bildiğiniz havuz gibi. Akşam saatleri saat 6-7'ye yakın burada bir gel git başlar. Ufak ufak dalgalar yükselir. O dalgalarda da su yükseliyor. Biz buraya aşağı yukarı 2 senedir gelmiyoruz herhalde. Anladığım kadarıyla 2 senedir ilk defa geldik şimdi. Ama gördük ki bir kısmını gene yapılaşmaya dönmüş. Otel yapacaklarmış. Canım, zeytin ağaçları, zeytin bahçelerini kesmişler. Oraya taştan bir otel yerleştirmişler. Durdurulmuş ama sonuç itibariyle yapılmış. Doğayı bozmuşlar yani. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de hani gelecekseniz biz de gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri sizle paylaşıyoruz. Ama burası da küçük bir koy. Ve genellikle de burada oturan ailelere ait. Evet. Biz bile motorumuzu park ettiğimizde ne kadar kalacaksınız diye sordular. Ya ama şöyle bir şey var. Biz buraya devamlı gelip gittiğimiz için biraz simalara da aşinayız. Ama herkesi buraya almıyorlar. Haberiniz, evet, bilginiz olsun. Evet, burada öyle bir durum var. Evet, ya da çok var. Kalabalık bir şekilde gelip gelemezsiniz. Burada hani mangal yapalım, çok ha. Saat takılalım. Öyle bir şansınız yok. Tamam ama gelirsiniz, denizinize bir girersiniz, çıkarsınız. Tabii size kimse buna bir şey demez ama. Aynen. Hani burada patara kütereye ya da işte aha huya yer yok. Yer yok, evet. Burası tamamıyla bir aile koyu. Aynen. Zaten evlerle çevrili, evlerin sahipleri belli, burada yaşayanlar belli. Yani burada yaşayanlara ait özel bir koy gibi düşünün. Evet ama biz geldiğimizde tekneyi tercih ediyoruz. Tekneyle, evet, gelebilirsiniz. Tekneyle gelebilirsiniz, hiçbir problem olmaz. Evet şimdi, ben şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar güneş kapama geçti. Hayır. Ben hemen dalıyorum. Bir de gördüğünüz kamerayı gibi, elimde dalıyorum. Adi. Kamerayı geri götürme görevini bana kilitledi şu an arkadaş. Evet.
Her yerde taş, ayaklarımla daha alışmadı. Kamerayı koyuyorum, sonra ben de dalıyorum. Nasıl geldi? Ne gördük süper. Denizde? Yunus. Bir Yunus grubu geçti tam arkamızdan. Çok da güzellerdi. Önce bir askeri savaş gemisi geçti. Sonra arkasından baktım Yunuslar geçiyor. Çok güzeldi. Hatta hala şu anda askeri geminin dalgası, tsunami'sini yaşıyoruz. Ama tabii şey su altı kameramız yanımızda olmadığı evet, için. Evet olmadığı için çekemedik. Çünkü... Ama bundan sonra onu yanımızdan ayırmayacağız arkadaşlar. Size su altı görüntüleri de çekeceğiz. Yani buraların suyunun altını da göstermek istiyoruz. Ya bunun denizi yani. Mükemmel. Şimdi ben size taşlı kısmını gösterdim. Gireceğim şimdi sizin için tekrardan. Şu taşlığı bir geçelim, yosunları bir geçelim. Suyu çekeceğim sizin için. Zaten öyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz çok şey değil. Arkadaki manzaraya bakar mısınız? Biz Serdar'la hayal kuruyorduk daha demin. Burada yaşamak için balıkları göstereceğim şimdi. Bakın şimdi yokuş gibi çıktım ve şu an yürüyebiliyorum. Maldivler gibi beyaz kum. Harika. Şunu yapmasalarmış. Neyse durdurmuşlar. Mükemmel gerçekten arkadaşlar. Buraya gerçekten gelmenizi tavsiye ediyorum. Ama yine söylüyorum dediğimiz gibi. Yani böyle hani saatlerce kalınıp güneşlenip öyle grup halinde takılabilecek bir yer değil. Kumsalı yok yani çünkü. Biz de şimdi denize girdik. Bakın Serdar orada. Gördüğünüz gibi. Ayaktayız. Güneşlenecek yer yok. Ve az sonra çıkacağız. Motora bineceğiz. Tekrar böyle fıtı fıtı geze geze bugünlük ev turumuzu bitireceğiz. Çünkü bebişli aileler bizi bekler. Bebişli aileler beni anlarlar. Şimdi giyindik üstümüzü. Ve motorun yanında havlu falan sardık kendimize. Islaklardan kurtulduk. Şimdi motorla tekrardan böyle yol yapa yapa gideceğiz. Siz de bizimle geleceksiniz. Serdar'ın hiç tadı tuzu yok çünkü dişi ağrıyor. Şu an ellerinin güzelliklerine bakın. Burası o kadar güzel ki. Tam zaten yani böyle karantina geçirilecek bir yer. Ağrıyor mu aşkım? Hadi gidelim. Çok fena. Çok fena. Bineyim mi? Hadi gidiyoruz. Pedişemiz de elimizde, çöpümüz.
arabayla gelmek isterseniz ona göre, yolları çok kötü. Ama mükemmel bir deniz. Burası da Killik arkadaşlar. Burada çadır kamping var. Paralı bir şekilde kalabiliyorsunuz. Kamp yapabiliyorsunuz. Tuvaleti var yine. Mutfağı var. Killik Koyu diye geçiyor ismi. Ekmek aldık. Bademleri buraya göstereceğim. Burası Ayaz. Gerçekten gelirseniz buradan ekmek alın. Şu kısır ekmeklerden kesinlikle alın. Gerçekten çok güzel.